Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kasas suresi 43-50. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْعُولَى Kurun-u Ula'yı helak ettikten sonra. Kurun-u Ula ilk devir anlamında. Ve bu ayetten hareketle devirler üçe ayrılmış. Bunlardan birincisi Hazreti Adem'den Hazreti Musa'nın yaşadığı döneme kadar geçen Kurun-u Ula ilk dönem. Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz'e kadar Kurun-u Vusta orta dönem. Ve Peygamberimiz'den kıyamet kopuncaya kadar ki dönemde Kurun-u Uhra yani son dönem ahir zaman. İşte Kurun-u Ula'yı helak ettikten sonra biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Basaire linnâsi insanlara basiret nurları olmak üzere yani onların gözünü açan, ufkunu açan bir kitap olmak üzere Tevrat'ı verdik. Ve hüden ve rahmeten ve bir yol gösterici ve bir rahmet olarak yani Allah-u Teala bu ilahi kitabıyla insanlara yol gösteriyor ve aynı zamanda rahmetini onlara tecelli ettiriyor ve onlara merhametiyle, şefkatiyle neler yapacaklarını bildiriyor. Nasıl ki semadan inen yağmur bir rahmettir, onunla yeryüzü hayatlanır, benzeri bir şekilde Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplar da ilahi rahmetin bir tecellisidir. İnsanlık alemi bununla hayat bulur. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ta ki onlar tezekkür etsinler, öğüt alsınlar diye. Yani kitabın muhatabı olan insanlar kitaptan istifade etsinler, onun rehberliğinden faydalansınlar, rahmet oluşundan yararlansınlar, akıllarını başlarına alıp gerçekleri görsünler ve öğüt alsınlar diye. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ Sen batı canibinde değildin. اِذْ قَدَيْنَا اِلَى مُوسَى الْاَمْرِ Biz Musa'ya peygamberlik görevi verdiğimizde sen orada değildin. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ve şahitlerden de değildin. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamı olmasının çok cihetleri var. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'in geçmiş dönemde meydana gelen olaylardan haber vermesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi bir insan. Ümmi bir insanın Tevrat'ta yer alan, hatta yer almayan geçmiş zamanla alakalı olayları kendi aklıyla bilebilmesi mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda hem Tevrat'ta yer alan bilgilerden hem de orada yer almayan nice olaylardan bahsedildiğini görüyoruz. Bu da Peygamberimizin bu ilminin kendinden olmadığını, Allah'tan bir vahiy ile geldiğini gösteriyor. Burada da buna dikkat çekilmiş. Biz Musa'ya peygamberlik görevi verdiğimizde sen batı canibinde değildin. Yani kendisine ilk görev verildiğinde işte Mukaddes Vadi Tuva'da demek ki kendi bulunduğu duruma göre batı canibi oluyor. Sen orada değildin. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ve sen şahitlerden de değildin. Yani o olayın şahitlerinden değildin. O olayın şahidi başta Allah'tır. Ve meleklerden kendine yetki verilmiş olanlardır. Bu manada gaybi bir olay. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Musa'ya nasıl vahiy geldiğini görmedi. Ama Taha suresini okuduğumuzda Hazreti Musa'nın yapmış olduğu dua ve durumları ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Yine Kasas suresi bu okuduğumuz surede Hazreti Musa ile alakalı ayrıntılı denilebilecek çok bilgilere yer veriliyor. Ayet-i kerimedeki sen orada şahitlerden de değildin. Bu Tur Dağı'nda Hazreti Musa'ya kitabın verilmesi olayına da bakabilir. Malum Hazreti Musa 70 kişiyle Tur Dağı'na gidiyor ve onlarla beraber ibadetlerini yapıyorlar, Allah'a yalvarıyorlar. Daha sonra Hazreti Musa'ya Tevrat veriliyor. Ve işte
Peygamberimiz orada o 70 kişi içinde değil, olayın doğrudan şahidi değil ama Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatmış. Demek ki bu anlatmak kendi bilgisi değil, doğrudan Allah'ın ona öğrettiği şeyler. Çünkü o üstad-ı ezelisinden ders alıyor ve o şekilde bunları söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bu noktalara dikkat çekilmiştir. Mesela ayetlerden birinde ve allemeke ma lem tekun ta'lem min qabl. Allah daha önceden senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. Allah böyle bildiriyor. Allemel insane ma lem ya'lem. Allah insana bilmediğini öğretti. İşte Peygamberimizin Hazreti Musa ile alakalı bu durumları anlatması doğrudan doğruya bir vahiy eseri olduğu anlaşılmakta. Velakinne, lakin biz enşe'na gurunen, biz nice devirler meydana getirdik. İnsanlık tarihinde nice devirler yaşandı. Fetetavvela aleyhimul umur ve üzerlerinden çok uzun bir zaman geçti. Ömür uzadı. Ve mâ künte thâviyen fî ehli Medyen. Yani sen Medyen ahalisi içinde oturmuş da değildin. Tetlu aleyhim âyâtina, ayetlerimizi onlara tilavet eden bir durumda değildin. Yani aradan çok uzun zaman geçti. Peygamberimizle Hazreti Musa arasında belki 1000 yıllık, belki daha fazla bir dönem söz konusu. Böyle olunca o kadar uzun zamandan sonra bunları haber vermek ilahi vahiy ile olduğu anlaşılıyor. Bir de Kasas suresinde Hazreti Musa'nın Medyen'de 8-10 yıl kaldığı ve oradan evlendiği, oradan dönüşte kendisine vahiy geldiği anlatılmıştı. İşte sen Medyen ahalisi içinde de oturan, yerleşen biri değildin. Onlara ayetlerimizi okuyan biri değildin. وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, lakin biz mürsiliniz, yani elçi olarak peygamberler göndermekteyiz. Seni de bu şekilde bir elçi olarak gönderdik. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ, ey peygamber sen Tur canibinde de değildin. Yani Tur dağının orada da değildin. اِذْ نَادَيْنَا, Musa'ya nida ettiğimizde. Allah-u Teala bir ağaçtan Hazreti Musa'ya nida etti ve Hazreti Musa o lahuti sadayı bütün benliğiyle duydu ve peygamber olduğunu öğrendi. Kendisine ilahi mesajlar verildi. O bunlarla Firavun ve kavmine ve bu arada kendi kavmine elçi olarak gönderildi. Velakin rahmeten min rabbik, lakin senin Rabbinden bir rahmet olarak biz bunları bildirmekteyiz. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكِ, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş kavmi uyarman için biz seni peygamber olarak gönderdik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nesil itibariyle Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Hazreti İbrahim'in oğullarından biri İsmail ve Hazreti İsmail Arapların atası durumunda. İşte o uzun zaman dilimi içinde arada muhakkak peygamberler gelmiştir. Ama en azından Hazreti İsa ile peygamberimiz arasında bilinen bir peygamber yok. Ve Peygamber Efendimiz aleme teşrif ettiğinde Arap dünyası, peygamberimizin yaşamış olduğu bölgede yaşayanlar, onlar bir peygamber mesajından mahrum bir şekilde. Her ne kadar Hazreti İbrahim'in hanif dini bazı fertlerin hayatında görülmekte ise de bu topluma mal olmuş bir hareket değil. İnsanlar tamamen cahiliye döneminde ve kabilecilik, ilkel bir takım esaslar, bedevilik onların hayatında hakim. İşte Allah-u Teala rahmet olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem kendi kavmine hem de bütün insanlara peygamber olarak gönderiyor. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ta ki bu şekilde tezekkür etsinler ve öğüt alsınlar, ibret alsınlar. وَلَوْ لَا اَمْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ فَيَقُولُ,
Yani kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet gelse ve onlar da şöyle deseler: Rabbena levle arselte ileyna rasulen, ya Rabbi bize keşke bir peygamber gönderseydin, fenette bi ayatike, ta ki senin ayetlerine uysaydık, ve nekune minel müminin, ve müminlerden olsaydık. Böyle diyememeleri için, yani kendi kavminin Allah katında bir özrü olmaması için biz seni gönderdik. Buradan şu mana anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de değişik yerlerde temas edilmiştir. Ve likülli ümmetin rasul. Her ümmet için rasul vardır. Ve likülli kavmin hat. Her kavim için yol gösteren bulunmaktadır. Ama arada fetret dönemi denilen, peygamberlerin ya gönderilmediği veya mesajının ulaşmadığı dönemler yaşanmış. Bu dönemde yaşayanlar diğer alemde Cenab-ı Hak huzurunda şöyle diyebilirler: Ya Rabbi, eğer bize de bir peygamber gönderseydin veya peygamberin mesajı bize gelseydi, biz senin ayetlerine uyardık ve Müslümanlardan olurduk. İşte bu şekilde bir mazeret kalmaması için Allah-u Teala peygamberler gönderiyor ve peygamberimizi de hem kendi kavmine hem de bütün insanlığa gönderiyor. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِنَا, bizim nezdimizden hak kendilerine geldiğinde, قَالُوا, onlar şöyle dediler. Yani peygamberimiz onlara gönderildiğinde peygamberimizin ilk muhatabı olan müşrikler şöyle dediler: لَوْ لَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى, ona Musa'ya verilenlerin misli verilseydi ya. Yani Hazreti Musa'nın elinde bir asa da vardı. O asa yere bıraktığında yılan oluyordu. Diyelim taşa vurduğunda taştan su çıkıyordu. Denize vurduğunda deniz yarılıyordu. Muhammed'in de böyle harika halleri olsa ya gibi o şekilde ifadeler kullanıyorlar. Evelem yekfuru bime utiye Musa min qabl. Onlar daha önceden Musa'ya verilenleri inkar etmediler mi? Yani Allah-u Teala mucizelerle peygamberler gönderdi. Hazreti Musa'ya ve daha diğer peygamberlere mucizeler verdi. Ama mucizeyi görenler de yine inkar ettiler. Tabii bu peygamberimize mucize verilmedi anlamında değil. Peygamberimize de nice mucizeler verilmiş. Mesela avucunda böyle taşlar, tesbihte bulunmuşlar. Etraftakiler bile duymuş. Eliyle işaret ettiğinde ay ikiye bölünmüş. Bir avuç taşı toprağı düşman tarafına attığında her birinin yüzüne isabet etmiş. Azıcık bir yemekten yüzlerce kişi karınlarını doyurmuşlar. Ve parmaklarından çeşme gibi sular akmış. Ve bu manada peygamberimize pek çok mucizeler de verilmiş. Ama tabii mucizeler daima görülen haller değildir. Ve bir de herkesin hemen gözü önünde meydana gelen durum da değildir. Diyelim ki bir ayın ikiye bölünmesi olayı gece vakti, insanlar gaflet halinde, uykuda, ancak bunun muhatabı olan diyelim 10-15 kişi ise onlar doğrudan görüyorlar. Onlar da zaten gördüklerine inanamıyor. Sihir yaptı, büyü yaptı, bize böyle görüldü gibi tevil cihetine gidiyorlar. Diğer insanlar da doğrudan görmediklerinden onlar açısından da sadece bir haber olarak bu söz konusu olabiliyor. İşte Musa'ya verilenler ona da verilse ya dediler. Halbuki Musa'ya verilmiş olan ayetler, mucizeler onun muhatapları tarafından inkar edilmişti. Galu sihrani tezahara, Musa'nın muhatapları şöyle dediler. Yani bu ikisi sihirdir, ortaya çıkmış iki sihirdir dediler. Ve galu, ve şöyle de dediler aynı zamanda: inna bi küllin kafirun, biz bunların hepsini inkar ediyoruz dediler. Yani Musa'yı da inkar ettiler, peygamberimizi de inkar ettiler. Veya Hazreti Musa ve kardeşi Harun, bunların her ikisini de yine inkar ettiler. Kul fe'tu bi kitabin min indillah huve ehda minhuma. Ey peygamber, sen de ki siz Allah katından o ikisinden, yani Tevrat ve
Kur'an'dan daha doğru bir kitap getirin. Ettebi'hu, ben ona tabi olayım. İn kuntum sadıkın, eğer sadık iseniz. Yani bu da tabi münazarada çok önemli bir şey. Hak neyse ona tabi olunması gerekir. El hakku ehakku en yutteba. Yani en tabi olunmaya layık olan haktır. İnsan hak hakikati gördüğünde ona teslim olmalı ve ittiba etmeli. İşte peygamberimize Allahu Teala bu talimatı veriyor. Ey peygamber, muhataplarına de ki siz Kur'an'dan ve Tevrat'tan Allah nezdinde daha doğru bir kitap getirin, şayet varsa getirin, ben ona tabi olayım. Yani illa benim getirdiğime tabi olun değil, Allah'ın getirdiğine tabi olun. Size gelmişse böyle bir şey söyleyin, daha doğru olduğunu ispat edin, ben ona tabi olayım. Feillem yestecibu leke, eğer onlar sana icabet edemezlerse, cevap veremezlerse, fa'lem, bil, ennemâ yettebiûne ehvâehum, onlar ancak kendi hevalarına uyuyorlar. Yani onların Allah'ın kitabına uymak, peygamberine uymak gibi öyle bir halleri yok. Onlar kendi heva ve heveslerine, kendi bir takım keyiflerine uymak isteyen kimselerdir. Yoksa hak hakikati gördüğünde hakka tabi olmaları gerekirdi. Ve men edallu mimmen ittaba hawahu bighayri huden min Allah. Allah'tan bir hidayet olmadan kendi hevasına tabi olandan daha sapık kim olabilir? Değerli izleyenlerim, insan ya hüdaya tabi olur veya hevaya tabi olur. Ayetten bunu net bir şekilde görmekteyiz. Ve insan kendi hevasına tabi olduğunda insanlar ad edince farklı farklı telakkiler olabilir. Bütün insanları aynı görüşte birleştirmek mümkün değildir. Ama Allah-u Teala hepimizin Rabbi, Halik'i. Böyle olunca bizi en iyi bilen O, bizimle alakalı en güzel hükmü verecek olan da O. Bu durumda insan kendi hevasına değil, hüdaya tabi olmalı, Allah'tan gelene tabi olmalı. Diyelim mesela hırsızlık. İnsan kendi hevasıyla hırsızlığı uyanıklık zannedebilir, akıllılık zannedebilir. Kısa bir zamanda zengin olma yolu olarak değerlendirir. Ama Kur'an'ı okuduğu zaman görür ki hırsızlık büyük günahlardan birisidir. Öte yandan insan kendi aklına kalsa, aklı ona içkiyi hoş gösterebilir. Nitekim günümüzde dünyanın belki yarısından fazlası böyle bir illete müpteladır. İçkiyi içmektedir. Ama Kur'an'a baktığımızda bunun şeytanın amelinden bir pislik olduğunu görmekteyiz. Böyle olunca insan kendi hevasına veya başkalarının hevasına değil, doğrudan doğruya hüdaya tabi olmalı, Allah'tan gelene uymalı. İşte ayet-i kerime onu nazara veriyor. Allah'tan bir hidayet olmadan kendi hevasına tabi olandan daha dalalette, daha sapık yolda kim olabilir? İnna Allah la yehdil kavmen zalimin. Şüphesiz ki Allah zalim kavme hidayet etmez, onlara yol göstermez. Cenab-ı Hak bizi hevaya değil hüdaya, ilahi mesaja tabi olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.